1800'lerin başlarında Tennessee Adams'ta Amerikan tarihinin en ünlü poltergeist olaylarından biri yaşandı. Bu bölgede tayf halinde varlıkların görünmesinden tutun kaynağı belirsiz seslere kadar aktiviteler bulunmaktadır. En nihayetinde John Bell'in ölümü vuku bulmuştur. Hem de efsanevi Belwitch'in yani Bell cadısının elinden. Bell cadısının öyküsü, Amerikan resmi kaynaklarınca onaylanan ve bir insanın ölümüyle sonuçlanan tek poltergeist vakasıdır. 19. yüzyılın başlarında Robertson County'deki çiftlikte ilk kez ortaya çıkmasından bu yana geçen 10 yıllar boyunca Bell cadısı, hayalet avcılarının, şüphecilerin, doğaüstücülerin, dini liderlerin, hikaye anlatıcılarının, yazarların, tarihçilerin ve dünyanın her yerinden meraklı vatandaşların dikkatini çekti. Belwitch efsanesinin bazı kaynakları en iyi ihtimalle şüphelidir. Ancak efsanenin yaygınlığına ve Belwitch hikayesinin yıllar içindeki ilerleyişine müthiş bir bakış sağlar. En ünlü ve olayı detayıyla anlatan iki kaynak ise 1894'te yayınlanan Martin Van Buren Ingram'ın yazdığı ünlü Bell Cadısının Doğrulanmış Tarihi ve Charles Bailey Bell'in yazdığı Gizemli Bir Ruh, Tennessee'nin Bell Cadısı adlı kitaplarıdır. Kaynakların her ikisi de bu doğaüstü olayın büyüleyici ve bir o kadar da ürkütücü hikayesini anlatıyor ve Bell cadısı efsanesinin temelini oluşturuyor. ...1804 yılında John ve Lucy Bell ile 8 çocukları Jesse, John Jr., Drewry, Benjamin, Esther, Elizabeth, ailesinin hitabıyla Betsy, Richard Williams ve Joel Egbert'ten oluşan aile Robertson County, Tennessee'ye taşındılar. John Bell burada aldığı 1000 dönümlük arazide bir çiftlik kurdu ve bir ev inşa etti. Benjamin daha bebekken öldü. En küçük çocuk olan Joel Egbert Bell'sin ailemizin sorunu olarak adlandırdığı şeyin kalıcı etkisine rağmen aile gelişmeye devam etti ve Bell'sin bazı torunları hala Tennessee'de ve çevresindeki eyaletlerde yaşıyor. Bell cadısının kökeni elbette bir muamma. Varlık kendisini ilk anlatımlarında cadı Kate Betts olarak tanıttı. Ve Kate Betts, Bell ailesine musallat olan bir ruhtu. Bu varlığın nereden geldiği bilinmeyen sesiyle yaptığı açıklamada, ''Ben bir ruhum. Bir zamanlar çok mutluydum. Ama mutsuz ve rahatsız edildim. Yakınlardaki ormana gömülmüş ve mezarında rahatsız edilmiş, kemikleri dağıtılmış ve bu evin altında bir dişi kaybolmuş bir kişinin ruhuyum. O dişi aramak için buradayım dediği iddia ediliyordu. Elbette bu doğrulanamaz ancak bu bölgede bir dizi kızılderili mezar höyüğü bulunuyor. Başka bir zamanda duyulan ses şunları söylemişti. Her yerden bir ruh. Cennet, cehennem, dünya. Havadayım. Evlerde, her yerde ve her an. Bell ailesini çevreleyen olağan dışı rahatsızlıkların ilk ortaya çıkışı 1817'de oldu. John Bell, mısır tarlasını teftiş ederken bir mısır sırasının ortasında oturan tuhaf görünüşlü bir hayvanla karşılaştı. Bir köpeğin vücuduna ve bir tavşanın kafasına sahip olan bu hayvanın görünüşü karşısında şok olan Bell birkaç kez ateş etti. Ama onu vuramadı. Hayvan bir anda kayboldu. Ayrıca Drewry ve Betsy mülkün yakınında garip yaratıklar görmeye başladılar. Bu manzaralara evin etrafındaki garip sesler eşlik ediyordu. Betsy, Drewry ve John Jr. açıklanamayan bir şekilde kapı ve pencerelerin vurulduğunu, tavana çarpan kanatların ve karyola ayaklarını kemiren farelerin sesini duymaya başladılar. Daha da rahatsız edici olan sürüklenen zincirler ve yere çarpan ağır nesnelerle birlikte boğulma sesleri duyuluyordu.
Çocukların daha korkunç şeylerden şikayet etmeye başlaması ise çok uzun sürmedi. Görünmez bir güç tarafından yatak örtülerinin çekilmesi ve yastıkların yere fırlatılması gibi. Buna birbirine zincirlenmiş dövüş köpeklerinin sesleri eklendi ve gürültü sağır edici hale geldi. Olaylar hakkında komşularıyla konuşmama kararı aldılar. Ruh faaliyetini arttırdı. Bazen aile üyelerini fiziksel olarak taciz etti. Joel, Richard Williams ve özellikle Betsy, Bell cadısı olarak adlandırılan varlık tarafından acımasızca dövülmeye, saçlarının çekilmesine maruz kaldılar. John Bell'in eşi Lucy Bell ve oğlu John Jr. nispeten zarar görmemişti. Lucy bu varlık tarafından yaşayan en mükemmel kadın olarak ilan edildi. Cadı ona büyük bir şefkat gösterdi, ona değer verdi ve hastayken Lucy'ye şarkı söyledi. Odasına sepet içinde meyve bıraktı. John Jr. cadıyla uzun ve yoğun konuşmalar yaptı. Ancak cadı lanetlenmiş ruh olduğunu söylediği için John Jr.'dan hoşlanmadığını göstermekten de çekinmedi. Kayıtlara geçen bir olayda cadı, Bethel Methodist Kilisesi'nden rahip James Gunn'ın vaazını ve ardından Sackford'un vaazını aynı anda 12 milden fazla mesafede verilmiş olmalarına rağmen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde okumuştu. Bell cadısı ailenin kölelerinden de hoşlanmıyordu. Onlara acımasızca eziyet ediyor, dövüyor ve eve girmelerine izin vermiyordu. Dean adlı bir bel kölesi cadı ile birkaç kez karşılaştığını ve onun sıklıkla büyük siyah bir köpek veya kurt şeklinde bazen iki başlı bazen de başsız göründüğünü belirtti. Dean ayrıca cadı tarafından bir süreliğine katıra dönüştürüldüğünü ve birkaç kez saldırıya da uğradığını iddia etti. Her zaman yanında baltasını ve cadının etkisinden korunmak için karısı tarafından yapılmış bir cadı tılsımı taşıyordu. Zaman geçtikçe Bell ailesi daha da garip sesler duymaya başladı. Ancak bu kez fısıltılı sesler gibi, anlaşılmayacak kadar zayıf, ağlayan veya ilahiler söyleyen yaşlı bir kadın sesi duyuyorlardı. Karşılaşmalar arttı ve Bell'lerin en küçük kızı Betsy, varlıkla fiziksel olarak tatsız karşılaşmalar yaşamaya başladı. Betsy'nin acımasızca saçını çekti ve tokatladı. Çoğu zaman yüzünde ve vücudunda günlerce görünür izler bıraktı. Bu kötü temaslar 1818'de daha çok arttı ve John Bell'in aile sorununu en yakın arkadaşı ve komşusu James Johnston ile paylaşma zamanı geldi. Johnston ve eşi o geceyi tuhaf ve korkutucu olaylara maruz kalan Bell'lerin evinde geçirdiler. Yatak örtüleri defalarca çekilip atıldıktan ve görünmeyen bir şey tarafından tokatlanıp dövüldükten sonra Johnston yataktan fırlayarak ''Tanrı adına sana soruyorum, sen kimsin ve ne istiyorsun?'' diye bağırdı. Herhangi bir yanıt gelmedi, ancak gecenin geri kalanı sessiz geçti. Cadı tarafından en sık istismar edilen John Bell Sr. ve Betsy Bell gibi görünüyordu. Hala belirsiz olan nedenlerden dolayı cadı, çocukluk aşkları Betsy Bell ve Joshua Gardner'ın birleşmesine dahi inatla karşı çıktı ve sık sık acımasız alaylara ve fiziksel tacize başvurdu. Joshua ve Betsy bağlı kaldılar ama ruhun yapacaklarından korktukları için evlenme düşüncesinden vazgeçtiler. Betsy'ye olan saldırılarının tamamı Gardner'la olan ilişkisiyle ilgili değildi ve cadının sürekli tehdidi onu öyle bir etkilemeye başladı ki genellikle bitkin ve cansız görünüyor, bayılma ve boğulma hislerine, büyülere maruz kalıyordu. Deneyimleri de Bell mülküyle sınırlı değildi. Betsy daha sonra bir olayı anlattı. Ruh bu kadar kışkırtıcı hale geldiğinde, zihnimi dehşetle doldurduğunda ve beni çok gerginleştirdiğinde, ailem beni bir gece dinlenmem için bir komşuya göndermeye karar verdi.
Evden uzaktaki ilk gecem Tenny Thorne'un evinde geçti. Uyumak için odamıza gittiğimizde dış kapı yüksek sesle çalındı. Sanki uçarak açıldı ve şiddetli bir rüzgar hissedildi. Sonra hemen kalkıp bir mum yaktık. Kapının açık olmaması bizi şaşırttı. Sonra cadı alçak sesle konuştu. Betsy, buraya gelmemeliydin. Seni her yerde takip edebileceğimi biliyorsun. Şimdi iyi bir gece uykusu çek. Bir el yanağımı yavaşça okşadı ve ses o gece bir daha rahatsız edilmeyeceğimiz konusunda bize bir kez daha güvence verdi. Ailenin geri kalanı sık sık Betsy'yi rahatlatmaya çalışıyordu. Aile dostları Frank Miles, Betsy'yi ruh tarafından daha fazla taciz edilmekten koruyacağına söz verdi. Betsy Frank'i gördüğümüz en güçlü adamdı ve yaşayan herhangi bir adamdan çok daha korkusuzdu diye tarif ediyordu. Bir keresinde bana, gel yanıma otur küçük kardeşim, ben buradayken hiçbir şey seni rahatsız etmeyecek dedi. Tam o anda yine cadının sesi duyuldu. Sen eve git. Burada hiçbir işe yaramazsın. Betsy ileriki zamanlarda da ruhun tacizine katlanmaya devam etti ve Gardner ile olan evliliğini iptal ettikten sonra eski okul öğretmeni Richard Powell ile evlendi. Cadının eziyetlerinin bariz bir şekilde azalmasına rağmen 1820'de kocası ile birlikte bölgeyi terk etti ve Mississippi'ye yerleşti. Haber sonunda yerleşim yerinin dışına, hatta General Andrew Jackson'ın yaşadığı Nashville'e kadar yayıldı. John Bell Jr. ve Jesse Bell, New Orleans Muharebesi'nde General Andrew Jackson komutasında savaşmış ve onunla iyi bir yakınlık geliştirmişlerdi. Jackson, Retriever'da bir mülke sahipti ve 1819'da hikayeleri duyduktan sonra Bell çiftliğini ziyaret etmek istedi. Jackson, yanındaki 6 adamı ve büyük bir atlı arabadan oluşan ekip Nashville'den yola çıktılar. Bell mülküne yaklaşırken araba aniden durdu. Atlar çekmeye çalıştı ama boşuna, araba hareket etmiyordu. Sanki araba görünmeyen bir güç tarafından tutuluyor, bir santim bile yerinden oynamıyordu. Araba atların kırbaçlanmasına, tekerleklerinin incelenmesine ve ekibindeki adamlar tarafından itilmesine rağmen hareket ettirilemedi. Yüce Tanrım, bu cadı olmalı diye haykırdı General Jackson. O anda duyulan ses bunu doğrulamıştı. Araba hareket etsin, bu gece sizi tekrar göreceğim General. Atlar arabayı çekebilmeye başladılar ve yollarına devam ettiler. O akşam Bell evinin hemen dışında çadırlarını kurdular. General Jackson'ın adamlarından biri kendisinin cadı avcısı olduğunu iddia etti. Gümüş bir mermisinin de olduğunu söyleyerek cadı avlama hikayeleri anlattı. Birkaç saat sessizlikten sonra yerde yavaşça yürüyen ayak sesleri duyuldu. Cadı, cadı avcısına ateş etmesini söyledi. Ama silah ateşlenmedi. Avcı görünmeyen bir kuvvet tarafından yüzüne bir darbe aldı. Bedenine iğneler batırıldığını, burnundan tutulduğunu haykırdı ve çadırdan kaçtı. Cadı generale yarın gece yine geleceğini ve adamlarının içindeki başka bir dolandırıcıyı daha göstereceğini söyledi. Dehşete kapılan Jackson'ın adamları hemen orayı terk etmeleri için yalvardı. Jackson, diğer dolandırıcının kim olduğunu öğrenebilmek için kalmakta ısrar etti. Ancak ertesi sabah Jackson ve adamları Bell çiftliğinden çoktan ayrılmışlardı ve Springfield'dan geçerken görüldüler. Dört yıl önce New Orleans Savaşı'nda bir kahraman olan Jackson'ın daha sonra Belvitch ile uğraşmaktansa tüm İngiliz ordusuyla savaşmayı tercih ederim dediği aktarıldı. General Andrew Jackson, 4 Mart 1829'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Bell cadısının ana hedeflerinden biri John Bell'in ölümü gibi görünüyordu. Varlığın ona verdiği adla ihtiyar John, lanetler, tehditler ve ciddi fiziksel işkencelere maruz kaldı. John Bell, 20 Aralık 1820 sabahı
felç edici bir sinir sistemi bozukluğuyla uzun bir savaşın ardından son nefesini vermişti. Ona bakan oğlu John Junior, yatağın yanında babasının ölümünden önceki gece içtiği anlaşılan küçük bir şişe buldu. Üçte biri kaynağı bilinmeyen koyu, dumanlı bir sıvıyla doluydu. Bell'in ölümünden hemen sonra John Junior, sıvıdan ailenin kedisinin diline bir damla damlattı ve kedi neredeyse anında öldü. Cadının sesi keyifli bir tonda duyuldu. Dün gece yaşlı cana ondan büyük bir doz verdim ve bu onu düzeltti. John Junior şişeyi hızla şömineye fırlattı ve bacadan yoğun, parlak, mavi ve şiddetli bir alev çıktı. Ailesi ve arkadaşları cenaze töreninden sonra John Bell'in gömüldüğü yeri terk etmeye başladığında Bell cadısı orada yüksek sesle gülerek bir şişe brandy hakkında neşeli bir şarkı söylüyordu. John Bell'in ölümünün ardından cadının etkinliği belirgin bir şekilde düştü. 1821 yılının Nisan ayında ruh Lucy'ye 7 yıl sonra ziyaret için geri döneceğini söyledi ve gitti. 7 yıl sonra 1828'de söz verdiği gibi geri döndü. Varlığın geri dönmesinin ve özellikle bu ziyaretin sebebinin John Bell Jr. ile konuşmak için olduğu düşünüldü. Çünkü ruh onunla çok uzun konuşmalar yaptı. Yaşamın kökeni, Hristiyanlık, kitlesel ve ruhsal yeniden uyanış ihtiyacı gibi derin konuları tartıştı. Bu varlığın iç savaşlar, Birinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı ile ilgili kehanetleri özellikle önemliydi. 3 hafta sonra ruh, 107 yıl sonra John Bell'in birinci dereceden torununu ziyaret etme sözü vererek tekrar veda etti. Buna göre cadı 1935 yılında tekrar ortaya çıkacaktı. John Bell'in yaşayan en yakın torunu Nashville'de bir doktor olan Charles Bell'i Bell'di. Charles Bell, Gizemli Bir Ruh, Tennessee'nin Bell Cadısı adlı bir kitap yazmıştı. Ancak bu kitap 1934'te yayınlanmıştı. 1935 yılında ise cadı gelmedi. Charles Bell devam kitabı yayınlamadı ve 10 yıl sonra 1945'te öldü. Bell ailesinin 19. yüzyılın başlarında yaşadıkları gibi başka hiçbir özel taciz rapor edilmedi. Buna rağmen Adams, Tennessee'deki Bell çiftliği içinde ve çevresinde açıklanamayan faaliyetlerin devam ettiği söyleniyor. Mülkün yakınında çeşitli karşılaşmalar, eski Nashville ve Clarksville yolu boyunca ve ünlü Belvich mağarasında bazı aktivitelerin olduğu söylentileri hala turistleri ve hayalet avcılarını Adams'a çekiyor. Bell cadısı sayısız modern kitap, analiz, belgesel ve filme konu olmuştur. Bell ailesinin yaşadığı bu musallat olayı görünüşe göre yaklaşık 200 yıl önce sona ermiş olsa da Belvich'in hikayesi 1819'da olduğu kadar şimdi de epey ilgi çekici. Bell cadısının kim veya ne olduğu hiçbir zaman çözülemedi. Gerçekten yaşamış birinin hayaleti mi yoksa sadece nefret dolu bir varlığın yarattığı bir kimlik miydi? Ya da John Bell ile kızı Betsy Bell'i odak alan bir poltergeist olayı mıydı? Kimse gerçeği bilemeyecek. Ancak birçoklarının inancına göre Bell cadısı hiçbir zaman Adams, Tennessee'yi terk etmedi.